Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimde de size Kur'an-ı Hakimimizin 48. sure-i celilesi olan El-Fetih suresinin açıklamalı mealini okuyacağım inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi istifade eden kullarından eylesin. Amin. İçinde İslam'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sure, Hicret'in 6. yılında Hudeybiye Antlaşması dönüşünde Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında inmiş ve Medine'de inen surelerden sayılmıştır. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir, iki ve üçüncü ayetler. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. Bu üç ayetten sonra şöyle bir açıklama var. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan Peygamber aleyhisselama tamamlanan ilahi nimet, Mekke-i Mükerreme ve Taif'in fethi, dünyada şerefinin yüce kılınması, yardım ve zafere nail olması, baş kaldıranların boyun eğmesi şeklinde tecelli etmiştir. Hakikaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibidir. Önceki şeriatları tamamlamış ve düzeltmiştir. Miraca nail olmuş, en yüce makamlara kadar yükselmiş, ins ve cinne peygamber olmuş, ganimet kendisine ve ümmetine meşru kılınmış, şefaati makbul olmuş, teşehhütte, ezanda ve Kur'an'ın birçok yerlerinde Allah ile birlikte anılmış, ona itaat, Allah'a itaat sayılmıştır. Kelime-i Tevhid'in iki rüknünden biri olmuş, böylece kendisi için bütün nimetler tamamlanmıştır. Dördüncü ayet ve devamı. İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Yani Allah'tır Celle Celaluhu. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Bütün bu lütuflar mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Bir de bunlar Allah katında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir.
Gökleri ve yerin orduları, göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki ey müminler, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, Resulüne yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Yani Allah'ın kudret eli, kudreti onların ellerinin, kudretlerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Bu 10. ayeti kerime şöyle açıklanmaktadır. Kureyş ile Müslümanlar arasında yapılan 10 yıl süreli Hudeybiye antlaşmasına ve bu antlaşma sırasındaki biata işaret etmektedir bu ayeti kerime. Şöyle ki, hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber aleyhisselam umre yapmak için 1400 Müslümanla Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıkmıştı. Fakat Kureyş, Müslümanları Mekke'ye sokmak istemediğinden önlerine bir birlik çıkarmıştı. Hazreti Peygamber aleyhisselam da vadilerden sapıp Hudeybiye'ye gelmişti. Savaşmak niyetinde değildi. Anlaşmak için Hazreti Osman'ı Kureyş'e elçi göndermiş. Hazreti Osman'ın dönüşü gecikince Peygamberimiz aleyhisselam bir ağacın altına oturarak ashabından Osman öldürülmüş ise ölünceye kadar savaşacaklarına dair söz almıştı. Onlar da Hazreti Peygamber aleyhisselama biat edip bu sözü vermişlerdi. Fakat sonunda Hazreti Osman öldürülmemiş ve geri dönmüştü. 11. ayet ve devamı. Bedevilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki ya Muhammed, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu 11. ayette şöyle açıklanmaktadır. Bu ayeti kerimede Kureyş'in taarruzundan korktukları için sefere çıkmayan, Medine civarında oturan Eslem, Cüheyne, Müzeyne ve Gıfar kabilelerine işaret edilmektedir. Bu kabileler Hudeybiye dönüşünde Hazreti Peygamber aleyhisselamdan özür dilemişlerdi. 12. ayet ve devamı. Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar, bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki ya Muhammed,
siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Bu ayeti kerimelerden sonra da şöyle bir açıklama var. Hazreti Peygamber aleyhisselam hicretin 6. yılında Hudeybiye'den döndükten sonra ertesi yılın başlarında Hudeybiye'ye iştirak edenlerle birlikte Hayber seferine çıkmış, orayı fethetmişti. Bu fetihten Müslümanlara çokça ganimet düşmüş, buna iştirak etmeyenler ganimet hırsına kapılarak talepte bulunmuşlardı. Ayette bu duruma işaret edilmiş, Hazreti Peygamber Hudeybiye'de bulunanlarla Hayber'e gitmiş, ganimetleri onlara taksim etmiş, geri kalanlara ganimet verilmeyeceğine, ganimete özellikle Hudeybiye'ye katılanların ortak olacaklarına dair ilahi hükmü uygulamıştı. 16. ayet ve devamı. Bedevilerden seferden geri kalmış olanlara de ki, siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Köre vebal yoktur. Topala da vebal yoktur. Hastaya da vebal yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimet vaat etmiştir. Bu ganimetlerden işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Ayette ifade edildiğine göre şayet Kureyşliler Hudeybiye'de barış teklifinde bulunmayıp savaşa girişselerdi, mağlup olacaklardı. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle tecelli edecekti. ...23 ve 24. ayetler. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Bu ayeti kerimelerden sonra da şöyle bir açıklama var. Gerçekten Cenab-ı Hak Mekke sınırları içinde yani Hudeybiye'de Müslümanlara zafer bahşetmişti. Şöyle ki, düşmandan silahlı 80 kişi Müslümanların etrafını sarmışken yakalanarak
Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmişler. Hazreti Peygamber de onları affetmişti. İşte Kureyşlilerin barış istemelerine bu olay sebep olmuştur. 25. ayet. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. Bu ayeti kerimede şöyle açıklanmakta. Hudeybiye'de Kureyşliler Müslümanların Mekke'ye girmelerine engel olmakla hem Mescid-i Haram'ı ziyaret etmelerine hem de hazırlanan kurbanlarını Mina'da kesmelerine mani olmuşlardı. Ziyaretten alıkonma karşısında Müslümanlara savaş ve fetih izninin verilmeyi sebebi Mekke'de bulunan ve henüz imanını açığa vuramamış müminlerin varlığı idi. Müminler Kureyşli kafirlerden seçilip ayrılmadıkları için fetih ertelenmişti. 26. ayet. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Bu ayeti kerimede şöyle açıklanmakta. Ayette yer alan takva sözü şehadet kelimesidir. Takva kelimesine bağlılık o sırada cereyan eden olayı yatıştırmıştır. Takva kelimesine bağlılık o sırada cereyan eden olayı yatıştırmıştır. Şöyle ki, Hudeybiye'de Mekkelilerle Müslümanlar arasında anlaşma yazılacağı sırada Hazreti Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ye yaz dedi. Bu Allah'ın elçisinin Mekke halkıyla yaptığı antlaşmadır. Kureyş temsilcileri dediler ki biz senin Allah'ın elçisi olduğunu bilsek sizin Kabe'ye girmenize engel olmayız. Şöyle yazın. Bu Abdullah oğlu Muhammed ile Mekke halkı arasındaki antlaşmadır. Hazreti Peygamber aleyhisselam da öyle yazdırdı. Kureyşlilerin bu tutumu müminlerin çok ağırına gitmişti ama ayette ifadesini bulan takva sözü onları yatıştırıp teskin etmişti. 27. ayeti kerime. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhisselam Hudeybiye'ye çıkmadan önce rüyasında kendisinin ve ashabının emniyet içinde başlarını tıraş ederek Mekke-i Mükerreme'ye girdiklerini görmüş, bunu ashabına haber vermişti. Onlar da çok sevinmişlerdi. Nihayet sefere çıkıp Hudeybiye'de alıkonulup döndükleri zaman bu durum onları çok üzmüştü. Bazı münafıklar da şüpheye düşerek üstü kapalı konuşmalara başlamışlardı. Fakat bunda bir hikmetin olduğu belirtilmiş, fethin müyesser olacağı bildirilerek bir sene önceki yakın fethi yani Hayber'in fethi hatırlatılmıştır. 28 ve 29. son ayetler.
bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayete ve hak din ile gönderen odur. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Bu ayeti kerimelerden sonra da şöyle bir açıklama var. Hazreti Peygamber aleyhisselam ve arkadaşlarının ilk ve son durumları bir benzetme ile anlatılmaktadır. İlk defa yere atılan bir tane, bir tohum gibi filizlenmeye başlayan Müslümanlar gittikçe güçlenerek koca bir ordu olmuşlar. İslam tohumunu ekenler bu duruma son derece sevinirlerken onların bu güçlü durumunu gören kâfirler de öfkeden çatlar hale gelmişlerdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu Fetih Suresi ve Kur'an-ı Hakimimiz Esma-ül Hüsna yüzüsü hürmetine tekrar güçlenmemizi, kuvvetlenmemizi nasip eylesin. Kafirleri, münafıkları çatlar hale, çatlatır hale gelmemizi nasip eylesin. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.